Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. N1 pozitif olmak üzere 1 ile 4n-1 dahil olmak üzere 1'den 4n-1'e kadar olan tüm tek sayıların çarpımı diyor arkadaşlar. Biz buraya tek sayılar olduğu için T kümesi diyelim. 1'den başlayıp nereye kadar gideceğiz? 2n, 4n-1'e kadar gideceğiz. Bütün tek sayılar. Peki burada kaç tane tek sayı var? Kim söyleyecek? Kaç tek sayı var burada? 2N. 2n tane tek sayı var arkadaşlar. Böyle burada bu renkte devam edelim. Şimdi bu sayıları incelediğimizde 2n bu sayıların tam ortasında. Yarısı 2n'den küçük, yarısı da 2n'den büyük arkadaşlar bu sayıların. O zaman şöyle diyebiliriz. 1 k1'den büyük eşit, 2n-1'den de küçük eşit olacak şekilde buradaki bütün sayılar 2n eksi k veya 2n artı k şeklinde ifade edilebilir. Yani 2n eksi k diye bir sayı varsa 2n artı k diye de bir sayı vardır diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bu 2n eksi k sayısıyla 2n artı k sayısının çarpımı 2 kare farkından 4 ne kare eksi k kare eder. Biz de biliyoruz ki k birden büyük bir sayı. Dolayısıyla k yerine 1 yazdığımızda daha büyük bir sayı yazmış oluruz. Daha büyük bir sayı yazmış oluruz. Dolayısıyla buradaki sayıların ikişerli çarpımlarının hepsi arkadaşlar, yani iki tane sayının çarpımı 4n kare eksi 1'den küçük. Bizde 2n tane tek sayı var. O zaman n tane de İkili var, sayı ikilisi var. Böyle çarpabileceğimiz bu şekilde. O zaman her biri 4n kare eksi 1'den küçük olduğu için bizim bütün sayılarımızın çarpımı 4n kare eksi 1'den 4n kare eksi 1'in n'inci kuvvetinden küçük olacaktır. Çünkü n tane ikili var. Her ikili bu şekilde yazılıyor ve hepsi 4n kare eksi 1'den küçük. Dolayısıyla orada istenen durumu göstermiş ol. Devam edelim. İngiltere 2007 sorusu. İngiltere'de çıkmış bir soru. A kare her ABC pozitif reel sayısı için A kare artı B karenin karesi büyük eşittir. A artı B artı C çarpı A artı B eksi C çarpı B artı C eksi A çarpı C artı A eksi B olduğunu gösteriniz diyor. Biz şunu biliyorduk arkadaşlar. X eksi y'nin karesi sıfırdan büyük eşitti. Buradan da bir sürü sonuca ulaşmıştık. X kare artı y kare büyüktür. 2xy sonucuna ulaşmıştık. Buradan da eşitliğin iki tarafına da 2xy eklersek bu sefer x artı y'nin parantez karesi büyük eşit 4xy eşitsizliğini de görmüştük arkadaşlar. Şimdi bunu bu soruda kullanacağız. Şimdi şu ikisini çocuklar ve bu ikisini çarparsak karşımıza şöyle iki kare fark olacak. Çünkü bu a artı b artı c. Bu da a artı b eksi c. Yani şöyle bir durumla karşılaşacağız. A artı b'nin karesi eksi c kare çarpı burada da c artı b eksi a c eksi b eksi a var. Dolayısıyla c kare eksi a eksi b'nin karesi olacak arkadaşlar. Şimdi biz bunu
Şöyle renkli bir kalemle göstereyim daha rahat anlamanız için. Şunu x, bunu da y olarak düşünürsek şuradaki. Bu dördü de karşıya böyle diye atarsak bu ifade arkadaşlar küçük eşit olacak. X artı y'nin karesi, yani a artı b'nin karesi eksi c kare artı c kare eksi a eksi b'nin karesinin karesi bölü 4'ten küçük olacak. Niye böyle yapıyorum? Çünkü bu durumda eksi c kare ile artı c kare birbirini götürmüş olacak. Bu ifadeyi de açtığımda a kareler b kareler de birbirini götürecek. Burada ne kalacak? 16 10 karesinden 4ab kalıyor. Karesinden alıyorum. 16 a kare b kare bölü 4. Oradan da 4 a kare b kare kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu noktada yukarıdakini bir daha uyguluyorum. Bakın ne kadar kullanışlı. A kareyi bu sefer x diye düşünüyorum. B kareyi y diye düşünüyorum. O zaman bu ifade küçüktür. A kare artı b karenin karesi olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten bizim istediğimiz de buydu. Nereden? Şuradan başladık. Bu ifadeyi eşitsizliğe dönüştürerek ilerledik ve buradaki sayıdan küçük olduğunu göstermiş olduk. Böylece soru da çözülmüş oldu. Bugünkü son sorumuza geldik. Hırvatistan 2008 sorusu arkadaşlar. Birincisini ben çözeceğim. İkincisi sizin ödeviniz olacak. Ödeviniz olacak. X kare artı y kare artı z kare bölü x y artı y z. Şimdi zaten şurayı görünce x y ve y z'yi burada x kare artı y kareyi y kare artı z kareyi görünce aslında siz bu sorunun bir kare ile alakalı olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu hissiyattan yola çıkarak şöyle bir tane y kare olduğu için şu buraya bir a sayısı koyalım. Öyle bir a sayısı koyalım ki ileride bizi bir tane y kareye götürsün. Arkadaşlar. Bu her zaman sıfırdan büyük eşittir arkadaşlar. Bunu pardon şurayı düzelteyim. Tekrar söylüyorum. Y'nin önüne a katsayısını koydum. Çünkü öyle bir şey vermeliyim ki toplayınca y kareyi vermeli bana. Ve bunu düşününce açınca bunu x kare eksi 2 a x y artı a kare y kare artı z kare eksi 2 a y z artı a kare y kare büyük eşit 0. Şimdi ben bu noktada x kare var elimde, z kare var. Buranın da y kare olması için a kare artı a karenin 1 olmasını istiyorum. Yani a karenin 1 bölü 2, a'nın 1 bölü kök 2 olmasını istiyorum. Dolayısıyla burada sorunun gidişatında şunu anladım ki buraya 1 bölü kök 2 vermeliydim. Peki verirsem ne olur ifade? Hemen kalemimizin rengini değiştirelim. Elimizde x kare var, y kare var. Y kare oldu, z kare vardı zaten. Y kareyi de biz üretmiş olduk. Şu ikisini de karşıya atalım arkadaşlar. 2a parantezinde xy artı yz. Tam bizim istediğimiz şey. A da zaten 1 bölü kök 2 idi. Bunu karşıya bölü diye atarsak arkadaşlar x kare artı y kare artı z kare bölü xy artı yz büyük eşit 2 çarpı 1 bölü kök 2 2 bölü kök 2 o da eşittir kök 2 olacaktır arkadaşlar. Yani bu ifade kök 2'den büyük eşit oldu. Ve bu yetmez. Bunun kök 2 olacak değerini vermemiz gerekiyor. Bunu da üzerinde düşünürseniz x eşittir 1, y eşittir kök 2 ve z eşittir 1 için bu ifadenin kök 2 olduğu görülür. Yani bu ifadeye kök 2'den büyük olduğunu gösterdik veya eşit olduğunu gösterdik.
bize minimum değerini sorduğu için kökü olabileceği bir değeri de verdik. Dolayısıyla minimum değerinin kökü olacağını göstermiş olduk.